Şimdi yaklaşık kaç? 113 dakikadır canlı yayındayız. Son efendim yorumlar vardı. Onları burada bir yorum var. Şöyle dikkatimi çekti. Okuyamadım. Ha, oku alalım. Yasin Görmen böyle bir unvana ilk defa rastladım der. Daha öncesinde de ben Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum der. Sertifikasını nereden almış Aşkın Hanım diye sorar. Yasin Görmen Bey. Şimdi benim bahsettiğim şeylerin sertifikası derken şu Yani ayetleri Kur'an-ı bilgileri Kerim'den. evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ben ayetleri tek tek kendilerine söyledim. Şimdi bunun Kur'an-ı Kerim'in sertifikası mı varmış? Yani hangi ayet Şimdi olduğu, hangi sure işte olduğu apaçık ortada. şimdi Kur'an-ı Kerim'in sertifikası varsa yani sertifikası zaten Hazreti Muhammed Evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sertifika arıyorsa beyefendi kendisi gidip oradan bizzat alabilir kılavuzdan. Ama mizaç eğitimiyle alakalı şimdi bu soru bana şeyden geliyor. Tabii ki saygı duyuyorum kendisine. Hani bizim bahsettiğimiz beşer baktığımız nokta var ya Beşer. yargılama, sorgulama. Evet, şeşer beşer, Tabii beşer. şimdi biz bunlara zaten hep böyle hazırlıklıyız. Çünkü etiketler ararlar. Bakın ben şunu söyleyeyim. Ben orada mizaç danışmanı, nefes koçu, güzellik ve kuaför salonu, İşte şu, beslenme uzmanlığı vesaire vesaire vesaire. Bunlar benim için hepsi bir etiket. Çünkü toplumda etiket ihtiyacı hissettikleri için maalesef ki orada mizaç danışmanı, bak maalesef diyorum çünkü benim için hiçbir önemi yok. Orada mizaç danışmanı nefes koçu yazıyor ya, onların hepsini evet akademik eğitimlerini aldım. Ama şunu da belirteyim, ben bunların hiçbirini maddeye dökmüyorum. Çünkü benim aldığım İslam ahlak terbiyesinde ve ayeti kerimelerde kim nasıl algılarsa algılasın çok da önemli değil. Benim için dışarıdan gelen hiçbir eleştiri önemli değil. Çünkü nerede, hangi bilinçte bana geldiğinin farkındayım zaten. Allah hepsinden razı olsun. Evet bunların hepsinin sertifikasını aldım ve ben Allah-u Teala'nın o kadar muazzam bir ayeti vardır ki maddeyle benim tek bir harfime küçücük bir miktara bile vermeyin der. Değişmeyin de. Değişmeyin der. Bu benim sunduğum bilgilerin hepsi benim maneviyatımla alakalı bir durumdur. Ben bazı şeyleri eğer anlatıyorsam burada hiç kimseye mesela hani kötülük iyidir, güzeldir. Şunu yapın veya fark ettiyseniz ben hiç kimseye burada telefon numaramı bile şey yapmıyorum. Bana ulaşmak isteyen size ulaşır. Bir herhangi problemi varsa yardımcı olabileceğim şey varsa gönülden seve seve yaparım. Ve bunu da hiçbir şekilde nefes koçluğu yapıyorum. Ben daha bir kere nefese para alamam ben. Ha belki şu an beşer ile bakan insanlar. Yani ekonomik değerle asla yargılamadığınızı, Ya. evet. Şimdi beşer ile bakan insanlar, bir sürü akademiler var. Bir sürü eğitim verenler var. Ücretle yapan Yani var. kısaca Saygı duyuyorum hepsine. Hiçbir şey demiyorum. Onların bilinçleridir. Lakin nefese para biçilebilen yani biçilemez ya. evet. Para için takla atanlar var, amuda kalkanlar var, yalan atanlar var. Şöyle Ama de biliyorlar ki yalan bir çok kötü bir huy vardır. En çabuk bir şekilde sizin karşınıza çıkar, kendi ağzınızda hani yakalanırsınız. bir de şöyle bir şey vardır. Evet. Şöyle bir şey vardır. Onu söylemekten geçmek istemiyorum Evet. lütfen. Şöyle bir şey var. Bir de bunu biz süsleriz. Tamam mı? Ben zamanımı veriyorum diyor. Ben vakit ayırıyorum diyor. Ben şunu yapıyorum Bak 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 diyor bak bak ya. bak. Şimdi bütün peygamberlerin ekmeklerini kazanmaları için, hayatlarını daim etmeleri için, geçimlerini kazanmaları için bir meslekleri vardı. Ama maneviyatları, sundukları maneviyat şuradaki, şu kainattaki bedellerle ölçülemez. Evet. Madde ile Manayı maneviyatı ayırmak lazım. ayırmak Bunu lazım. beşerde ayırmak çok zordur. Sorgulama, yargılama olayları olur. Ama beşeri atlattıktan sonra bir üst bilince mutmaine geldiği zaman zaten kendisi de hiçbir şeye tenezzül etmez. Yani Yasin Görmen
beyefendi sanırım cevabınızı aldınız. Yine sorunuz varsa mizaj danışmanımız seve seve. Seve seve günün rahatlığıyla gözünüzün içine baka baka açıklar, biz de açıklarız efendim.